Merhabalar sevgili arkadaşlar. Saatlerimiz şu an pazar gecesi 22'yi göstermekte ve yeni bir endeks analiziyle birlikteyiz. Arkadaşlar bu hafta önümüzdeki haftaya yönelik olarak endeksi nelerin beklediğini, endeksteki beklentilerin neler olabileceğine dair bir analiz yapmaya çalışacağım. Geçtiğimiz haftayı 93.003 seviyesinden kapattık arkadaşlar. 93.000 diyelim buna yuvarlak olarak. Endeksin son kapanış değeri 93.000 olmakla endeks şurada görmekte olduğunuz ve önemli bir seviye olarak değerlendirmiş olduğum 92.758 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdim. Arkadaşlar şu grafiğim üzerinden devam edersem daha sağlıklı olacak. Seans içerisinde bildiğiniz gibi grafik olarak 120 dakikalık yani 2 saatlik grafik üzerinde çalışmaktayız. Mümkün olduğu kadar dönüşleri veya yön değişimlerini, olumlu veya olumsuz yön değişimlerini daha erken tespit edebilmek bakımından. Bu grafiğimizde, 120 dakikalık grafiğimizde, gün içerisinde, seans içerisinde Twitter'dan aktarmış olduğum analizlerimde, şurada görmüş olduğunuz Fibonacci çizimine bağlı olarak 38.2'ye denk gelen 92.758 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu ve özellikle son seanslarda haftanın son birkaç gününde bu direnci aşmak noktasında bir zorlanmanın mevcut olduğunu, net olarak bu direnci aşıp da %50 direncimize denk gelen 94.000 seviyesine doğru bir atak yapamadığımıza şahit olduk. Arkadaşlar, teknik göstergelerimiz itibariyle haftanın son günü son saatlerinde Haluk göstergemiz bir güç göstergesiydi. Bunu sıklıkla ifade ediyorum. Olumlu bir durumda bulunuyor ve referans seviyesi olan 80 noktasını, 70 noktasını, 70 çizgisini kesebilme eğilimi içerisinde. Ancak şurada görmüş olduğunuz gibi geçtiğimiz yakın tarihte buradan bir dönüşle yaşamış. O halde birazdan haftalık pivot değerlerimiz ve haftalık Fibonacci kriterlerimizin öngörmüş olduğu seviyelere bakarak buranın aşılma ve aşılamama durumunu algılamaya çalışacağız. MACD göstergemizde ise hafif bir yorgunluk belirtisi olduğunu görüyorduk son saatleri itibariyle, son seanslar itibariyle. Ancak yine de olumlu görünümünü devam ettiriyor. Özellikle endeksin haftanın son günü olan Cuma günü son 2 saatteki olumlu performansı ve kapanışını 93.000 seviyesinden gerçekleştirmiş olmasıyla 120 dakika için olumlu görünümünü biraz daha artırmış. Trigger ile arasındaki açıyı en azından muhafaza ederek dik konumda devam ettirmiş. Kısacası 120 dakikalık görünüm itibariyle endeksin 2 saatlik periyot açısından teknik görünümünün olumlu olduğunu ve özellikle 93.000 seviyesinden gerçekleşen kapanış itibariyle de bu olumlu teknik görünümün teyit bulduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki endeksin net olarak bir yükseliş trendi içerisine girebilmesi için şurada çizmiş olduğum trend çizgisinin tespit etmiş olduğu rakam olarak 94.350 seviyesinin aşılması lazım. Yani 94.350 seviyesi aşılırsa endeks 120 dakikalık periyot itibariyle içinde bulunduğu alçalan trendten çıkarak yükselen bir trend içerisine girebilecektir. Bu seviyenin aşağısında kaldığı müddetçe ise oluşan yükselişler bir tepki yükselişi niteliğinde kalacaktır. Şimdi arkadaşlar bu grafiğimi kaldırıyorum ve haftalık grafiğime dönüyorum. Evet, geçtiğimiz hafta itibariyle arkadaşlar yapmış olduğumuz analizimizde demiştik ki 93.209 seviyesi bu geride bıraktığımız hafta için bir pivot seviyesiydi ve bu pivot seviyesinin üzerinde kalabiliyor ve burayı net bir destek haline getirebiliyorsak endeks için yönün yukarı olabileceğini ve ilk hedefin ise 95.121 seviyesi olabileceğini pivot sistem kriterleri itibariyle ifade etmiştik. Pivot sistem neydi arkadaşlar? Pivot sistem pivot değeri bir denge değeriydi. Pivot değerinin üzerinde kalındığı müddetçe endeksin nerelere kadar yükselebileceğini bize fikir olarak verebiliyordu. Ancak
aşağısında kaldığı zaman ise, bu değerin aşağısında kaldığı zaman ise endeksin hangi seviyelere kadar düşebileceğine dair bize fikir veriyordu. Sonuç olarak biz geçtiğimiz hafta 93.209 seviyesi üzerinde kalamadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 94.602 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanmış olsa da bu seviyeden başlayan geri çekilme 93.000 üzerinde tutulmayı gerçekleştiremediği için bizi 92.111 seviyesindeki desteğe kadar geri çekti ve bu desteğin de bir miktar daha aşağısı görülmek kaydıyla en düşük 91.500 seviyesi görülmüştü. Bu seviye görülmek kaydıyla buradan gelen tepkiyle tekrar 92.000 üzerine çıktık. 92.400 ile 93.200 aralığında sıkışık bir seyirle haftayı tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, bu hafta için, yani yarın başlayacak olan yeni hafta için endeksi neler bekliyor, hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekmekte? Arkadaşlar, bu hafta için pivot değerimiz, pivot seviyemiz 93.038. 93.038 seviyesinin üzerinde veya yuvarlak bir ifadeyle 93.000 seviyesinin üzerinde kaldıkça endeksin olumlu yönde bir seyir sağlayabileceğini, niyetinin yükseliş olarak algılamamız mümkün olabilecektir. 93.038 seviyesi ve kapanış değerimiz 93.003 birbirine çok yakın seviyeler. Aslında bu kapanış 93.000'lik bir kapanış ve 93.038 seviyesinde oluşan haftalık pivot seviyemi dikkate aldığımda endeksin nötr bir kapanış yaptığını, yani önümüzdeki hafta için çok net bir fikir vermediğini söyleyebilmemiz mümkün. Eğer net bir şekilde bu pivot değerinin üzerinde bir kapanış yaşanmış olsaydı endeksin güçlü bir kapanış yaptığını ifade edebilirdi. Ama endeks sadece 92.750'ler civarındaki 120 dakikalık Fibonacci direncini aşma çabasını gösterdiği son seansların ardından bu direncin üzerinde bir kapanış yaşamış oldu. Ama bize halen net olarak ben yükselişe devam edeceğim şeklinde güçlü bir sinyal vermiş değil. 2 saatlik teknik göstergeler olumlu olmakla birlikte tabii ki bu endeksin net olarak yukarı eğiliminin devamı adına bizim için bir kesin çözüm değildir. Şimdi arkadaşlar, bu hafta dedim ki nötr bir kapanış yaşandı. Net bir yön vermiyor bize. Fakat eğer ki 93.000 üzerinde kapanışları yapmaya devam eder, 93.000 seviyesinin aşağısına gelmez isek, en fazla 92.400, biliyorsunuz 92.400 seviyesi aylık pivot seviyemizdi ve çok önemli bir seviyeydi. 92.400 ile 92.750 bölgesine kadar kısa süreli geri çekilmeler yaşayıp da buradan bulduğu tepkiyle 93.000'in üzerine net olarak yerleşebiliyorsa, 93.000 seviyesi bir destek olarak çalışmaya başlıyorsa, bu durumda endeksin 94.530 seviyesine kadar, 94.500 seviyesine kadar tekrar yükselme niyet ve de ihtimalinin var olduğunu düşünebiliriz. 94.500'ler civarı, biliyorsunuz, geçen haftada endeksin yükseliş yaşadığı, görmüş olduğu en yüksek noktaydı. 94.500 seviyesinin aşılması durumunda, ki bu 94.500 seviyesinde bizim bu civarlarda, daha doğrusu 50 günlük hareketli üstel ortalamamızda bulunuyor. Bu ortalamanın aşılması durumunda 96.000 bölgesine doğru hareketliliğin devam etmesi mümkün olabilir. 96.000 ila 96.400 aralığında ise bizim bir başka direncimiz mevcuttu. Ancak bu hafta bizim için ana kriter 93.000 üzerinde kalabilmek ve 92.750 seviyesinin aşağısında kapanış yapmamak. Özellikle bu seviyenin aşağısında kapanış yapmamak ve 93.000 üzerinde yapabileceğimiz kapanışlara ise endeksin güçlü kapanışlar veya iyimser kapanışlar yaptığını söylemek mümkün olabilecektir. Şimdi bu anlattıklarımızı bir de Fibonacci kriterleriyle teyit etmeye çalışalım arkadaşlar. Fibonacci itibariyle endeksin 70.000 seviyelerinden başlayan ve 120.000 üzerine kadar çıkan yükselişine referans almak kaydıyla orta uzun vadeli bir çizimle büyük bir pencereden bakmaya çalışıyorum arkadaşlar.
endekse. Çünkü bildiğiniz gibi endeksin 90 bin aşağısına sarkmalar yaşaması, 90 bin aşağısında 84.500'lere kadar bir gerileme yaşamış olması önemli tereddütler yaratmıştı ve halen bu risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün olmadığı için özellikle ve özellikle dünya piyasalarında yaşanabilecek ciddi bir kaosun endeksi de çok ciddi şekilde etkileyebilme ihtimali elbette ki var. Bu tür ihtimaller her zaman her dönemde mevcuttur. Şimdi bu konuyu bir köşeye bırakıyorum. Endeks için şu anda 90 bin aşağısına gelmesini gerektirecek çok önemli bir neden bulunmuyor. Kısa vade için konuşuyorum arkadaşlar. Ve endeksteki genel manzara yukarı gitme noktasında bir isteğin var olduğunu düşünüyorum. Çünkü bankacılık sektörüne yönelik alımlar son günlerde ciddi şekilde kendisini gösteriyor. Birazdan bu hafta yabancıların en çok ilgi göstermiş olduğu senetlere bakacağız ve buradan da bu az önce söylemiş olduğum noktanın teyit olacağını anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir kez daha grafik üzerine dönecek olursam ve Fibonacci kriterlerime baktığım zaman benim %61.8 seviyesinde yani şu noktada arkadaşlar 61.8 seviyemi bulmam gerekiyor. Evet, 90.800 seviyesinde önemli bir desteğim bulunuyor. Dikkat ederseniz bu destek seviyesinin aşağısına sarkmalar yaşanmış ama bunun ardından tekrardan 90.000 üzerine atılmışız. %50 seviyeme bakıyorum arkadaşlar. Burası da 96.662'yi gösteriyor. Yani endeks 90.800 üzerinde veya 90.000 üzerinde kaldıkça her an 96.000 ve 97.000 aralığına yönelebilecek durumda. Buradaki 96.600'deki direncin, Fibonacci direncinin aşılabilmesi durumunda endeksin yönü bir sonraki hedefi 38.2 direncini ifade eden 102.500'ler olarak görülmekte. Tabii ki 100.000'de bir ara direncimiz var veya 100.500, 100.600 veya 100.800 olarak ifade edebileceğimiz 105.000 ile 101.000 arasında oluşan bir ara direncimiz var. Bu dirençlerin de önemli olduğunu mutlaka ifade etmek gerekiyor veya bu dirençlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Şuralarda oluşan dirençlerdir arkadaşlar. Önemli olan endeksin evvela 90.000 üzerinde tutulması ve ardından şu %50 olarak görülmüş olduğumuz Fibonacci direnci olarak gördüğümüz 96.700 seviyesine yönelebilmesi. Buraya yönelmesi durumunda bu seviye bizim için önem taşıyor. Bu dirençten geri dönüş olacak yoksa bu direnç hacimli bir şekilde aşılacak mı? Bunun kararını vermemiz gerekecek. Endeks eğer 96.700'e doğru 96.000 üzerinde bir hareketlilik durumu söz konusu olduğu anda bizim 96.000 ile 96.700 veya 96.400 ile 96.700 aralığında endeksteki niyetin ne olduğunu doğru bir şekilde anlamamız lazım. Bunu da seans içindeki yorumlarımızda size zaten aktaracağım. Şu anda erkenden bir şey söylemek tabii ki mümkün değil. Ancak buranın önemli bir direnç olduğunu bilelim ve aklımıza yazalım. Bu direnç bölgesi geçilmeden endeksin 100.000'e yönelmesi mümkün değildir veya 100.000'i aşma çabası mümkün olamayacaktır. Şimdi arkadaşlar endeks 100.000'e gider mi? 100.000'i aşar mı? Yıl sonuna doğru endeksteki seyir ne olur? Hepimizin aklındaki sorular bu veya 90.000 aşağısına tekrar geri döner miyiz? Şimdi arkadaşlar 90.000 seviyesi son 2 ayda önemli bir destek özelliğini ifade etmekte. 90.000'in aşağısına gerilemelerimiz olsa bile 1-2 gün içerisinde derhal 90.000 üzerine tekrardan yönelebiliyoruz. Endeksteki yaşanmakta olan sıkıntılar ve de problemler, kısa vadeli sorunlar ve problemler bunlar hepimizce malum sebeplere dayanıyor. Ancak şu anda endeks özellikle ve özellikle yurt dışındaki piyasaların ve en başta da Amerika Birleşik Devletleri endekslerinin etkisini yaşıyor. Onun etkisi altında. Avrupa endeksleri biliyorsunuz bir Brexit konusu var ve İtalya'nın ekonomik durumuyla alakalı bir takım sıkıntılar var. Bu gibi haberlerin etkisi altında bulunmakta ve geçtiğimiz Cuma günü itibariyle Avrupa endeksleri olumlu bir kapanış yaşamıştı. Ama Amerika kapanışına yakın saatlerde olumlu bir seyir içerisinde devam ettirdiği günün kapanışına yakın saatlerinde satış baskısına maruz kaldı ve 24.500'ü
aşamadan 24.285 seviyesinden %0.73'lük bir düşüşle Dow Jones kapanışını gerçekleştirdi. S&P 0.66'lık bir gerileme ile 2632 ile kapanışını gerçekleştirdi. Nasdaq ise %0.48'lik bir kapanış yaşadı. Biliyorsunuz Cuma günü biz olumlu kapattık ve Almanya DAX da olumlu bir kapanış gerçekleştirmişti. Şurada gördüğünüz gibi. Ancak şimdi Cuma günü itibariyle Amerika Birleşik Devletleri endekslerinin olumsuz kapanış yapması hoş bir durum olmadı. Amerika özellikle Dow Jones'un 24.500 üzerine çıkması, S&P'nin 2650 üzerine çıkması, Nasdaq'ın ise 7000 üzerine çıkması büyük önem taşımakta. Dolayısıyla birazdan birkaç saat içerisinde açılacak olan future'lar, Amerika endekslerinin vadeli piyasalarının yansımaları, eğer bir tepki niteliğinde başlar ve sabaha kadar bu tepki de devam ederse, sabaha karşı saatlerde Uzak Doğu endekslerinde de olumlu bir açılış bu bağlamda görebilirsek, endeksin haftaya olumlu bir başlangıç yapma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Ama Amerika'nın Cuma günü biz kapandıktan sonra ilerleyen saatlerdeki olumsuz kapanışları ve birazdan piyasalarda işlem görmeye başlayacak olan future'ların olumsuz bir şekilde haftaya başlaması gibi bir tablo önümüzde olursa, bu tablonun etkisiyle Cuma günkü kapanışların olumsuz etkisinin devam ettiği ve haftaya da bir miktar satışla başlama ihtimalimiz gündemde olabilecektir. Bu açıdan yarın bizim endeksimiz açılmadan sabaha karşı saatlerde future değerlerinin ne olduğunun, hangi konumda olduğunun bilinmesinde fayda bulunuyor. Eğer ki olumsuz bir açılış yapacak olursak, endeksin ilk önemli desteğinin şurada gördüğünüz gibi, daha önce göstermiş olduğum gibi 120 dakikalık grafiklerimiz itibariyle 92.750 ve 92.400 seviyelerinden bir tepki bulması ve bu seviyelerin aşağısına gelmemesi önem taşıyordu. Eğer bu bölgenin aşağısına gelmiyorsa, tekrar 93.000'e yakın bir seyir içerisinde bulunuyorsak, endeksin 93.000 üzerine tekrardan yerleşme, çıkma ve Cuma günkü kapanışa doğru göstermiş olduğu iyimserliği devam ettirme niyetinin var olduğunu düşünebiliriz. Arkadaşlar, eğer 93.000 seviyesinin aşağısında kalmaya devam eder bir durum ortaya çıkarsa, bu direnç aşılamıyorsa, bu pivot seviyemiz üzerine çıkılamıyorsa, bu durumda yine 91.500'lere doğru bir geri çekilme riskinin var olduğunu düşünmemiz gerekecek. Endeks bir kere daha geçtiğimiz hafta olduğu gibi 91.500 desteğini test edebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda ise 90.700-800 bölgesi ve aşağı ardından da 90.000'ler civarına doğru bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlar, endeksin içinde bulunduğu koşullar itibariyle, yurt dışı koşulları veyahut da kendi iç alemimizdeki durumlar vesaire, endeksin içinde bulunduğu durumlar koşullar itibariyle bir yorum ve analiz yaparken yabancı yatırımcıların endeksle ilgili olarak ne düşündüklerini de bilmemizde yarar var. Ne düşündüklerini bilmek derken, ne yapıyorlar, neler alıyorlar, neler satıyorlar ve genel anlamda takas oranlarında bir değişim oluyor mu? Bunu bilmek durumundayız. Yani endeksin sadece ve sadece rakamlarına bakarak endeks inecek, çıkacak, şu olacak, bu olacak şeklinde bir yorum yapmak doğru değildir. Endeksteki rakamları şekillendiren yine insanlardır. Yani özellikle büyük miktarda pozisyon taşımaları ve endeks üzerinde çok etkili olabilmeleri nedeniyle yabancıların attıkları adımlardır. Şimdi arkadaşlar, ben size bir yeni bir grafik göstereceğim ve bu grafiğim biraz farklı bir görünüme sahip bir grafik olacak arkadaşlar. Bu grafik neyi gösteriyor? Yabancıların takas oranıyla, yani ülkemizde pozisyon taşımakta olan yabancıların toplam pozisyona oranları ile endeksin korelasyon içerisindeki her ikisinin birlikte izlenip incelenebildiği grafiğini şu anda sizlere getirmiş bulunmaktayım. Sevgili arkadaşlar, bu grafiğin nasıl hazırlandığını birazdan size göstereceğim. Çok basit, Matrix kullanmakta olan arkadaşlar bunu gerek endeks ile herhangi bir hisse
veya iki hissenin birbiriyle olan ilişkisini, korelasyonunu çok rahat bir şekilde tespit edebileceklerdir. Şimdi arkadaşlar biz tekrar konumuza dönelim isterseniz. Yabancının takas oranı arkadaşlar şu sarı bölge ve sarı çizgiyle sınırlandırılmış durumda ve bu sarı çizgiyle sınırlandırılmış olan bölgenin aşağısındaki bölgesel grafiğim şu bölge yabancının taşımakta olduğu takas pozisyonunu ifade etmekte. Arkadaşlar yabancı %63.15 oranında bir pozisyon taşıyor. Yani yabancının bizim piyasalarımızda Borsa İstanbul'daki payı %63.15. Bir zamanlar %66'lar civarındaymış. Endeksin en tepe yaptığı dönemde %65.83 seviyelerindeymiş. Doğal olarak onların satış yapmaya başlamalarıyla birlikte sert satışlar oluşmuş ve takas oranı %61'ler seviyesine kadar gelmiş. %61'ler seviyesine kadar geldikten sonra bir toparlanma eğilimi başlamış ve endeksin bu o dönemlerde 90 bin aşağısına gelmiş olduğu dönemlerde yabancının önemli bir şekilde alım yapmaya başladığını görüyoruz. Bakınız arkadaşlar şuradaki seviye endeksin 88.400-450 seviyesine geldiği bir dönemde ve bu dönemden önce satışlarını hızlandırmış, endeksi bu noktaya kadar taşımış ve bu seviyeye geldikten sonra alım yapmaya başlamışlar. Ve yaptıkları alımlarını ise hala da devam ettiriyorlar. Kimi zaman ufak tefek düşüşler, zikzaklar olsa bile yabancı takasında endeksin 90 bine yaklaşımlarında alım yaptıklarını söyleyebiliriz. Bu grafik bana bunu ifade ediyor. Bir başka hususa daha dikkat çekelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu bölgelerde yabancı takas oranı grafiğimiz endeksin önünde gidiyor. Yani endeksi taşıyor. Fakat son dönemlere baktığımız zaman yabancı takas grafiğinin endeks çizgilerinin aşağısında hareket ettiğini görmekteyiz. Bu da yabancının ciddi şekilde pozisyon azalttığının bir diğer göstergesi. Ama şurada sanki bir yukarı eğilim var ve bu yukarı eğilim eğer şu endeks grafiklerinin önüne geçecek olursa bu durumda endeksin önemli bir atak yaşama isteğinin olduğuna dair bir sinyal de görmüş olabileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla endekste yaşanabilecek olan olumlu veya olumsuz sinyalleri şu grafikten de yabancıların tavır ve davranışlarından da bu tavır ve davranışların endeks grafiğine yansımasından da anlayabilmek mümkün. Benim endekse dair 90 bin aşağısına ve daha kötü seviyelere gelmek yerine önümüzdeki 1-2 aylık süre içinde en azından yılbaşına kadarki olan süre içerisinde olumlu bir seyir içerisinde olabileceğine dair şahsi beklentim bulunduğunu biliyorsunuz. Bunu daha önceki analizlerimde de ifade etmiştim. Endeks önümüzdeki kısa süre için olumlu bir seyirle özellikle yurt dışı fonlarının iyi bir bilançoyla, iyi bir karlılıkla yılı kapatıp kendilerine tevdiatta bulunmuş olan, kendilerine yatırımda bulunmuş olan yatırımcılarına olumlu bir tablo sunabilmek bakımından endeksleri bu amaçla da bir miktar yukarıya taşıyıp iyi seviyelerden realize etmek gibi bir strateji içerisine girebileceklerini şahsım adına bekliyorum. Tabii ki oluşabilecek olan küresel şartlar, yurt dışı endekslerindeki olaylar, piyasadaki bir takım gelişmeler bu niyeti ve bu kararı çok rahat bir şekilde değiştirebilir. Bu ayrı bir konu. Ancak şu anki görünüm itibariyle ve özellikle de bankacılık endeksindeki, bankacılık endeksini arkadaşlar X bank kodu ile ulaşıyorduk. Evet. Bankacılık endeksinde görmüş olduğumuz şu yukarı eğilim, bu yukarı eğilim ve 120 bin seviyesinin, bankacılık endeks adına konuşuyorum arkadaşlar, 120 bin seviyesinin zorlanmaya başlanmış olması ve birazdan gireceğim konu olarak yabancılara, bankalara yönelik yabancı ilgisinin oluşması, bankacılık endeksinde oluşabilecek bir hareketlenmeyle endeksin yukarı taşınabilme, yukarı gidebilme ihtimalini biraz önemsiyorum. Şimdi arkadaşlar burada yabancılar dedik ve yabancıların bankalar üzerindeki alımları şeklinde bir ifade kullandım. Yabancılar ne yapmışlar arkadaşlar? Bu hafta yabancıların
takas analizine dönelim. Evet. Buradan arkadaşlar yabancıların genel olarak bu hafta neler yaptıklarına dair bir sonuca varmaya çalışalım. Bu grafiğim bana diyor ki arkadaşlar lot bazında bir değerlendirme olsun. Lot bazında baktığımız zaman yabancının en fazla şok markete ilgi gösterdiğini görüyorum. Şok marketten sonra Garanti Bankası'nı görüyorum. Halk Bankası'nı görüyorum. Vakıflar Bankası'nı görüyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi İşçe'yi görüyorum. Gördüğünüz gibi önemli bankalarda geçtiğimiz hafta yabancının ilgisi varmış. Yabancı endeksin geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 91.500'e doğru bir geri çekilme yaşamıştık. Yabancı 91.500 seviyeleri yani 90.000'lere yaklaşımlarda banka hisseleri başta olmak kaydıyla, önemli olmak kaydıyla pozisyonunu artırıyor, alım yapıyor. Bu durum bankacılık endeksinin 120 bin direncini aşmak üzere daha ileri seviyelere, 125-126 bin seviyelerine doğru yönelme ihtimalini, buna mukabil olarak da endeksinde yukarı eğilim içerisinde aşağı gitmek, 90 bini kırmak, daha kötü senaryolara gitmek yerine 90 bin üzerinde tutunarak 95-96 seviyelerine ulaşmak ve 96.700'de biraz önce ifade etmiş olduğum kritik direncimizi de aşarak 100 bin direncini bir kez daha zorlama niyeti içerisinde olacağını önümüzdeki bir aylık veya 40 günlük süre içerisinde yıl sonuna kadarki süreçte şahsi görüşüm olarak bekliyorum. Bu benim şahsi görüşümdür, şahsi beklentimdir. İlla ki bu olacak veya yaşanacak diye bir şey söylenmesi mümkün değil. Neden bu düşünceler içerisinde olduğumu da mevcut grafiği ve yabancıların şu anki içinde bulundukları görüntüyü sizlere ifade etmekle, göstermekle düşüncemin temelinde bu durumların olduğunu yansıtabiliyorum arkadaşlar. Evet, toparlayacak olursak bu hafta için 93.000 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu ifade ettim ve 93.000 seviyesi üzerinde kalmak ve bu seviye üzerinde net bir şekilde bir seyir içerisinde olmamız durumunda endeksin 94.500 olarak ilk direncinin mevcut olduğunu, ardından da 96.000 seviyesini zorlama ihtimalinin mevcut olabileceğini ifade ettik. Geri çekilmelerde 92.400 ila 92.700 aralığından tepki buluyorsak 93.000 üzerindeki hareketlenme, 93.000 üzerinde tutunma niyet ve isteğinin var olduğunu düşünebileceğiz. Ama 92.400'ün altına indiğimiz zamanlarda ise 91.500 seviyesine doğru yeniden geçtiğimiz hafta olduğu gibi bir geri çekilme olasılığının yükselmiş olabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Arkadaşlar hafta içinde yine gün sonlarında endeks kapandıktan sonra gece 22-22.30 civarlarında bir sonraki güne ilişkin olarak endekste neler olabilir, endeksi bir sonraki gün neler bekliyor şeklinde yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. Şimdilik sizlere hayırlı akşamlar diliyorum ve yarın için iyi bir haftalık başlangıç olması temennilerimle. Hoşçakalınız, iyi akşamlar.